Aslan oğlum benim. Nerede kalmıştık? Yani bir şey demiyorduk ki baba. Uygun. Hadi kızım. Anne. Anne babam ne oluyor? Emre'ye niye sarılıyor? Ağzına laf mı almaya çalışıyor? Ne alakası var kızım? Yani babanın içinden gelmiş kardeşine sarılıyor. Sabah da bana sarıldı. Nesi var babamın? Kızım ne demek nesi var? Ya insanın bir şey mi olması gerekiyor? O sizin babanız çocuklarını seviyor, sarılıyor. Geç yerine. Hadi buyurun, sofra hazır. Hadi oğlum gel. Halikcüğüm hadi. Oğlum gel hadi, yemek yiyelim. Yok baba, benim karnım açtı. En iyisi ben gideyim. Şişt, bana ver. Tepemin tasını arttırma. Alo. Yani tepemin... başımın üstünde yerin var. Oğlum lütfen, şimdi eğer sen yemezsen benim boğazımdan geçer mi? Geçmez. Bak baban sana lütfen diyor, lütfen. Hadi aslan oğlum benim, aslan. Kökçüm sana köfte. Evet. Oğlum. Aslanım benim. Köfte yer misin ha? Koy annesi, koy. Ona da koy. Kızına? Güzel kız yavrum. Koyun benim. Koyun. Gel. İyiyim abicim. Hatta çok iyiyim ya. Babam durup durup sarılıyor. Anlamadım gitti. Ya bağırıp çağırsa daha iyi. Böyle daha korkutucu oluyor. Sanki patlamaya hazır bir volkanın ağzında gibi hissediyorum kendimi. Emre. Hadi oğlum ne yapıyorsun orada? Dur dur kapatıyorum. Çağırıyorlar. Hadi. Hadi hadi. Geldim anne. Ne yapıyor bu? Telefonu aldı gitti. Kaç kere söylemedin mi? Sofrada telefonlar kapanacak diye. Tamam Haluk. Özür dilerim baba. Önemli bir görüşmeydi de. Önemli değil oğlum. İnsanlık hali hepimizin başına gelebilir. Ne olacak? Çocuklar, unutmayın. Siz doğru da yapsanız, yanlış da yapsanız biz sizi çok seviyoruz. Tabii. Canlarım benim. Yani ne hata yaparsak yapalım yine bizi bağrınıza basar mısınız? Tabii ki oğlum. Yani hata yapmak da insanlar içindir. Değil mi Haluk? Tabii ki. Seni biliyorum anne. Ben babamdan bahsediyorum. Oğlum ne demek ben babamdan bahsediyorum? Ben de en az anneniz kadar sizi bağrıma basarım. Basıyorum da. Aa. Duygu. Baban yeni bir ilaç falan mı alıyor? Böyle sanki şuuru yerinde değilmiş gibi konuşuyor. Mesela ben annemin arabasını almış olsam. Hı hı. Kaportasına da küçük hasarlar vermiş olsam. Ne yapardın baba? Ne? Duygu, bıçakları topla. Çaktırmadan al. Sen ne dedin? Bir daha söylesene. Vallahi isteyerek olmadı baba ya. Halukcuğum, biz çocuklarımız ne hata yaparsa yapsın, onları çok seviyoruz, bağrımıza basıyoruz, hep yanlarındayız. Değil mi? Canım benim. Lafı mı olur böyle şeylerin? Aa, yani biz seni çok seviyoruz oğlum. Yani iyi de yapsan, kötü de yapsan hani hiç önemli değil ki. Havuç Efendi kızı açılacak diye düştüğümüz duruma bak. Aa, karabiber yok. Ben bir karabiber alıp geleyim. Bu ev bugün hiç normal değil. Hadi yemeğini ye. Hadi paşacığım. Ya babam bana arabayı çizdim diye kızmadı mı? Yoksa benim mi bilincim yerinde değil? Kızmıştır. Kızmıştır tabii ama yani bu kadar abartılacak bir şey değil. Bence tahrip gücünü fazlalaştırmak için merdane almaya gitti. Anne ben gidiyorum.
Oğlum saçmalama. Otur işte, ye yemeğini. Yok bir şey. Kaza bu, olmuş. Ya Emine abla haklı. Babam bana çok kızdı. Kesin içeride Merdane arıyordur. Yanılıyorsun. Baban hakkında yanılıyorsun oğlum. Haluk. Hadi canım gel. Geliyorum. Yok. Haluk Bey kesinlikle ve kesinlikle uzaylılar kaçırdı. Onun yerine klonladıkları başka birini koydular. Haluk'cum. Bak Emre diyor ki babam bana çok kızdı. Kesin beni dövecek diyor. Aa, oğlum olur mu öyle şey? Aa, bak. Üzüldüm biliyor musun? Böyle düşünmene üzüldüm yani. Ben böyle şeyler düşünürüm. Gel buraya. Gel bir sarıl bana. Oğlum be. Kafam. Pardon. Geç otur. Gördün mü Paşacığım? Baban seni çok seviyor. Ya o kadar seviyorum ki böyle seni ufak edip böyle içime sokasım geliyor ya. O kadar seviyorum yani. Böyle bir bak tüylere diken diken oldu. Hadi gider almayı unuttum gene. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.